Chat'ten az önce sen şey demiştin ya, hani o da öyle olmasaymış veya o da öyle adama gitmeseymiş falan demişler galiba. Onunla da ilgili çok soran var. Mesela o tür işte haşin erkek çok seviyorum vesaire diyen kadınlar hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü mesela bunu yapıyorlar, sonra da dayak yiyorlar. Yani ne kadar haklı biliyorsun? Hani şey diyor musun, gençliktir olabilir falan mı diyorsun? Yoksa artık o da anlasaymış mı diyorsun? Yani o da anlasaymış bence biraz kolaya kaçan bir yöntem. Karşıdaki insanı da biraz anlamak gerekiyor. Yani nasıl bu durum ortaya çıktı? Belki ilk ilişkisi, belki daha önce ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğini, nasıl bir kişiyle olması gerektiğini fark edememiş. İnsanları çok tanıma noktasında daha kişiliği çok gelişmemiş ya da sizin bizim kadar uyanık biri olmayabilir. Maalesef toplumun her kesimi hani bizim kadar bu konularda dikkatli, karşısındakini seçerken, arkadaşını seçerken bakması gerektiği noktaları anlayamıyor olabilir yani. Ben topluma çoğunluğunda böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası eğitim seviyesi, işte çevre vesaireyle ilgili durumlardan dolayı. Ve maalesef özellikle kızlar da var. Yani umarım gelişimlerini, kişilik gelişimlerini daha doğru yönde ilerleterek bu tür kötü tecrübeleri olumlu duruma çevirip ondan sonraki süreçlerde en azından daha mantıklı ve makul adımlar atarlar diye tahmin ediyorum. O yüzden hani yani mesela şey olayı var. Yani mesela ben hayatımda hiçbir zaman böyle işte şişme kaslı, böyle dövmeli, işte viskiyle fotoğraf bilmem ne sürekli. Böyle bir hani adamla arkadaş dahi olmam. Hani bırakın sevgili vesaire arkadaş dahi olmam yani. Görürsem kaçarım yani. O insandan bana fayda gelmeyeceğini fark ederim. Hani alkole Chat'teki vesaire kaslı arkadaşlarımız ağlıyor şu anda yalnız. dövmeye karşı olduğum için ya bu tarz şeylere karşı olduğum değil ama bunların hepsi birleşince karşınızda şey sinyali vermiyor mu size de? Yani bu insan bir şeylere meyilli yani anlatabildim mi? Hani bu Bir şeyler insan saklıyor. Daha çok bana, ya ben gördüğüm zaman daha çok bir şeyler saklıyor gibi bir izlenim oluyor. Yani bunların hepsi olduğu zaman hani bir şeyleri gizlemeye çalışıyor gibi bir izlenim oluyor yani bende. bir izlenim yaratmıyor. En azından onu söyleyeyim. Tabii bu feminizm hareketi içerisinde genel olarak söylediğim bir şey değil. Bu benim kendi kişisel fikrim. Bu insandan uzak duruyorum ama bu benim etrafımda gördüğüm, işte izlediğim, sosyal medyadan şuradan buradan gördüğüm, incelediğim ve gözlemlediğim tecrübelerim sonucunda ortaya çıkan bir şey. Ama her genç kız daha bunu yaşamış, bunu gözlemleyebilmiş, bunun şeyine ulaşamamış olabilir. Ya da belki ben yanlış düşünüyorumdur, bilmiyorum. Böyle olup da çok daha modern, işte mantıklı, ilişkilerinde karşı tarafı dikkate alan, ona saygı duyan insanlar da olabilir. Hani tamamen bir kalıba da sokmak istemem kimseyi. Ama öyle görüyorum genel olarak. O yüzden de uyanık davranıyorum. İşte genç arkadaşlarımızın da bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kötü tecrübeler yaşayabilirler. Her kararları doğru olmayabilir. Ama her zaman onları destekleyecek bir hareket var bugün burada. Umarım yani yavaş yavaş onlar da bilinçlenip durumların farkına varabileceklerdir diye tahmin ediyorum.